Arkadaşlar, hatayı koronada değil de biraz da kendimizde aramamız lazım. Hatırlıyor musunuz? Halep'te ismini unutup acı acı gülümseyen bir kız çocuğu vardı. Buyurun hatırlatayım. İsmik amo. Tuvayn abuç. Uyen. Uyen. Mat. شنو متريقة متغدية متعشية Hatırlıyor musunuz? Hani bir çocuk vardı. Bana yapılan zulme sessiz kalanlar. Sizleri Allah'a şikayet edeceğim demişti. Galiba etti. Acısı ağır oldu. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي ستبيد جيود. Hatırlıyor musunuz? Suriye'de savaşın ortasında 3 gündür yemek yemeyen ve utanarak yemek isteyen bir çocuk vardı. Buyurun hatırlatayım. Anil ammu şu müşkülte. لا تفضل عمو تفضل يعني ويسا والله سنش ثلاث ايام ما كان اذا بتقدر تعطينا شيء للصغار طعمين اليوم بس اليوم نمشى اذا بتقدر يعني لا حول ولا قوة الا بالله عمو اذا قلت لك انا ما عندي اكل طب انطولي حولي لا تفوز يا عمو ما بعرف Hatırlıyor musunuz? Siz yemeklerinizi evlerinizde bol bol yaparken, ekmek artıklarınızı çöplere atarken, Afrika'da, Myanmar'da, Türkistan'da çocukların yemekler için nasıl yarıştıklarını hatırlıyor musunuz? Sevgili arkadaşlar, ne kadar hatırlatsak boş. Siz bu zulme sessiz kaldıkça felaketlerde yakamızı bırakmayacak. Korona değildir aslında bu kadar can alan. Kıyıya vuran çocuk cesetlerinin sızlayışıdır. Depremler değildir bu bizi sarsan. Çöpten ekmek toplayan annenin yürek acısı. Evine ekmek götüremeyip intihar eden babanın kahır gözyaşıdır. Çekirge istilası değildir bu gelen. Gayrimeşru yoldan doğurulan ve poşete konulup diri diri çöp kutusuna atılan bebeğin feryadıdır. Bu savaşlar sadece savaş değildir aslında. Evinden, yurdundan sürülen, ailesinden koparılan yüz binlerin iniltisidir. Afrika'da 10 binler açlıktan ölürken, Avrupa'da insanların fazla yemekten hastalanmasının tezatıdır. Adaletsizliğidir. Müslüman olan iki tarafın tekbir getirerek birbirini katletmesinin acı karşılığıdır. Çok su içiyor diye binlerce deveyi katleden sözde medenilerin pisliğinin sonucudur. Kendi elimizle yakıp yıktığımız, talan ettiğimiz doğanın, evsiz bıraktığımız dilsiz yüz binlerce aciz hayvanın bedduasıdır. Heyelanlar, seller, yangınlar değildir sadece üzerimize yağan belalar. Savaşta bütün ailesini kaybeden yetimin ölmeden önce sizi Allah'a şikayet edeceğim feryadının
Allah katında karşılık bulmasıdır. Ve en acısı da asırlardır Müslümansız kalmayan Kabe'nin Allah tarafından Müslümansız bırakılıp onu tavaf vazifesinin ebabil kuşlarına verilmesinin, artık ümmetin tavaf etmeye bile layık görülmediğinin kahreden resmidir bu. Hadi toplanın. İnsanlık olarak hepimiz kaybettik. Gidiyoruz.